hünkârım Salamanoğlu'ya Sefuzur'a kabulünü bekler. Gelsin. Hünkârım Yasef Bey bu dinin en iyi hekimidir aynı zamanda. Hekimler değerlidir. Canını emanet edersin. Sultan Süleyman Han Hazretleri, bu dinin sahibisiniz. Size şehrimizin anahtarını takdim ediyorum. Halkım size emanettir. Salamanoğlu Yasef. Hiç endişeniz, kuşkunuz olmasın ki Macar halkının can ve mal güvenliği bizatihi teminatım altındadır. Hünkârım, emriniz üstüne Zapolya geldi. Huzura kabulünü bekler. Gelsin. Papa Hazretleri, Sultan Süleyman, Kral Layoş ve ordusunu 2 saatte yok etmiş. Layoş bataklıkta boğularak can vermiş. Sultan Süleyman bu dine girdi. Şehir direnmeden teslim olacak. Sultan Süleyman Hristiyan aleminin kapısına dayanmıştır artık. Macar krallığını Süleyman'ın himayesine bırakamayız. Bu yenilgide Zapolyon'un rolü büyük. Layoş'a destek vermedi efendim. Erdel'e çekildi. Süleyman'la anlaşmıştır kesin. Muhtemeldir ki o haini kral yapacak. Bu kabul edilemez. Katolik bir kralın görevi devralması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şarken'i uyarın. Tehlikenin farkında değil galiba. Luther'le kavgasından başka şey görmüyor gözü. Osmanlı onun yakınına kadar ilerledi. Sultan Süleyman durmayacak ve daha da ilerlemek isteyecektir. Tanrı Vatikan'ı korusun. Tanrı Vatikan'ı korusun. Sultan Süleyman, yüzyıllar boyunca unutulmayacak muhteşem bir zafer kazandınız. Bizlere düşen bu kudretin karşısında saygıyla eğilmektir. Ben buraya Macar Krallığı'nı tarihten silmeye değil, layık olduğu şekilde yönetilmesini sağlamak üzere geldim. Benim bu gayemi bilen, buna inanan ve desteğini esirgemeyen bir Macar vatanseveri olarak sizi ödüllendirmek isterim. Macaristan toprağı bundan böyle Osmanlı Devleti Aliyesi'nindir. Himayemiz altında Zapolyo'yu yeni Macar kralı ilan ettim. Dosta düşmana, dünya aleme bildir. Thank you.
Hatice'm, yediğine içtiğine dikkat ediyorsun değil mi? Endişelenmeyin validem. Saatim yerinde. Müsaadenizle ben daireme dönmek isterim. Şehzadelerim bekliyor. Hiçbir şey yemedin. Zaten günlerdir dairenden çıkmıyorsun. Hünkârımın hasreti beni halsiz düşürdü. O yüzden. Validem, sultanlarım. Söyle. Müjdeler olsun ki hünkârımızın fethihnamesi saraya ulaştı. Çok şükür. Hemen oku. Evet. Osmanlı ordusu Mohaç Ovası'nda kısa sürede büyük bir zafer kazanmıştır. Kafir Layoş öldürülmüş, ordusu da yok edilmiştir. Çok şükür Allah'a. İbrahim Paşa'dan bahis yok mu? İbrahim Paşa'm gayet iyi sultanım. Zira bu zaferde büyük hizmetleri olmuş maşallah. Ben ölmen için her gün dua ederken sen daha da güçleniyorsun İbrahim. Hünkârım, sarayın kütüphanesi kralın zamanında Vatikan kütüphanesinden sonra en büyük kütüphaneydi. Bohemia kralı Matthias Corvinus'un kütüphanesi. Kitaplara da bu yüzden Corvina denir. Kütüphane nakledilsin. Bu eserleri payitahtta görmek istiyorum. Hünkârım, Aristoteles'ten İbn Haldun'a, Platon'dan Farabi'ye, İbn Sina'dan Pisagor'a kadar hepsinin en değerli el yazmaları burada bulunmaktadır. Kadim bilgilerin en renkli bahçesidir burası. Vali Bey. Buyurun hünkârım. Bu eserlerin tamamı Osmanlı malıdır. Kilisedeki büyük şamdanlarla diğer ganimetlerin payitahta getirilmesi için gerekeni yap. Roma'nın malı Roma'da olmalı. Emredersiniz. Güçlü ve yenilmez Herakles. Zeus'un oğlu. Zor görevlerin askeri. Mitoloji seviyorsunuz paşam. Okçu ve şifacıdır aynı zamanda. Kahindir de. Gelecekten haberler verir. Bu da güzel Diana. Avcıların bakire tanrısı. Apollo'nun ikiz kardeşi. Hiçbir zaman ayrılmadılar birbirlerinden. Çok mu beğendin? Muazzam hünkârım. Çok beğendim. Öyleyse emir ver bunları da payitahta getirsinler. Onlar artık senin. Hünkârım. Bu büyük hediyeyi hak edecek ne yaptım? Teşekkür ederim. Savaş meydanındaki üstün hizmetlerim ve muvaffakiyetin de bunları çoktan hak ettin. Sayenizde. Lakin bu heykeller payitahtta hoş karşılanmayabilir hünkârım. Canınız sıkılsın istemem. Dünyayı değiştirmeye evvela kendinden başlayacaksın İbrahim. Aksi halde ne hükmümüz kalır ne cismimiz. İyi misiniz? Yaram geçmedi. Sızlıyor. Ben sultan olarak doğdum. Sultan olarak öleceğim. Şehzadeler doğurmuş olmanız sizin mevkinizde bir değişiklik yapmaz. Hünkârımın kulları, kölesi olarak kalırsınız. Sultanım.
Sultanın. Öyle mi? Bu nasıl sultanlık? Bir arzunuz var mı? Yok, yok, yok. Ben cevizli lokum istiyorum. Bağış üstüne sultanım. Mecrime, canım benim. Ay parça. Güzel kızım, gel. Gel buraya. Şimdi beni iyi dinlen. Sen bir sultan olarak doğdun. Bunu asla aklından çıkarma. Baban cihanı idare ediyor. Sen de bu gücün, bu iktidarın kızısın. Mirşima sultansın. Benden daha güçlü olacaksın. Benim gibi köle olmayacaksın. Kimse seni alıp satamayacak. Emir vermeyecek. Azarlayamayacak. Hiç kimse seni yok sayamayacak. Günün geldiğinde herkes önünde eğilecek. Sen onlara hükmedeceksin. Benim yapamadıklarımı sen yapacaksın. Anladın mı beni? Bir sultansın sen. Doğuştan sultansın. Benim gibi köle değilsin. Prenses Isabel. Yemeğinizi getirdim. Ne zaman bitecek bu yolculuk? Carmine, çok sıkıldım. Daha yeni çıktık prensesin. Bir haftalık daha yolumuz varmış Napoli'ye. Yukarıda konuşulurken duydum. Macar kralı Loyos'un öldüğü söyleniyor. Barbar Türkler öldürmüş. Türkler Avrupa'nın ortasına kadar gelmişler. Şarke'nin, Ferdinand'ın, Papa'nın da bir yardımı olmamış. Lajos yalnız kalmış. Barbarlara nasıl izin verirler? Birlik olmaları lazım. Barbarların çok güçlü, çok korkunç olduğunu söylediler. Başlarında Süleyman diye bir kral varmış. Gözlerinden ateş fışkırıyormuş. Kimse gözlerine bakamıyormuş. Kralın etrafında körler ordusu mu varmış? Kadınları da kör mü olmuşlar? Nilüfer! Nilüfer, sana diyorum, sağır mısın? Ne işin var burada, ne dolanıyorsun? Allah Allah. Konuşsana, dilini mi yuttun? Sultanımız Gülay'ı çağırmamı buyurdu. Niye cevap vermiyorsun? Hürrem Sultan sizinle konuşmamı yasakladı. Bana olan ilginize, şefkatinize müteşekkirim. Lakin artık kendi sarayıma dönmek isterim. Aylardır uğramadım. İbrahim dönmeden sarayda hazırlık yapmak istiyorum. Malum. Bebeğim için de hazırlık yapılması lazım. Boşuna yorma kendini. Aslanım seferden dönmeden hiçbir yere yollamam seni. Ne lazımsa söyle. Daha gerekeni yapar. Siz nasıl isterseniz validem. Hatice, Hürrem'le aranızda ne geçti?
şey yok. Nasıl yok? Kaç zamandır selamını bile almıyorsun. Bir densizlik mi etti sana? Mühim değil validem. Hürrem işte. Yerini, lafını bilmiyor bazen. Nilüfer, sen çocuklara bak. Artık yatma vakitleri geldi. Bana o müneccimi tekrar getireceksin Gülah. Yakup Efendi mi? Evet, onu getir bana. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Bu defa yalnız görüşeceğim. Hatice Sultanımız. Duymadın mı beni? Yalnız dedim. O da bilmeyecek. Elini çabuk tut. Tamam sultanım. Size gül şerbeti göndereyim. Malum biraz gerginsiniz. Gevşetir, rahatlatır. Sultanım. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. Hürrem duymasın. Zaten kızgın sana. Malum. Seni gözden çıkardı. Bugün olmazsa yarın kurtulacak senden. Uygun vakti kolluyor. Korkma. Ben varım. Eğer benim yanımda olursan, benim haremdeki gözüm kulağım olursan, kimse bir şey yapamaz. Malum, İbrahim Paşa da sever sayar beni. Onun nezdinde de korurum seni. Anlaştık mı? Biraz daha. Omzuma bastır. Evet, evet, orası. Canınızı yakmayayım efendim. Acımaz, devam et. Böylesi iyi geliyor. Simsiyah gece bitmiyor. Deniz, deniz, deniz. Bir an önce sabah olsun artık. Nişanlınız Prens Frederick'i mi özlediniz yoksa? Yüzünü bile hatırlamıyorum ki. Nasıl özleyeceğim? Prens Frederick, Avrupa'nın en gözde bekar prensi. Bütün hanedan prensesleri onun gözüne ilişmeye çalışırken... tek görüşte size aşık olmuş prensesim. Yakışıklı, güçlü. Umarım öyledir. Yakışıklı birini hatırlamıyorum. Hayatım onun yanında geçecek. Ne yaparsa oluyor? Carmina, ne oluyor? Carmina, yaparsa. Hünkârım. Geç oldu lakin mühim olmasa rahatsızlık vermezdim. Behram Paşa'ya Anadolu'dan haber geldi hünkârım. Elbistan olaylarında huzursuzluk baş göstermiş. Savaşa katılmayan sipahilerin isyan hazırlığında olduğu söyleniyor. Kazan kaynıyormuş. Derhal Behram Paşa'yı çağır. Zaten otağın önünde bekliyor. Hünkârım. Behram Paşa, derhal kuvvetlerini topla. Yanına yeteri kadar adam al, önden yola revan ol. Anadolu'ya geçin. İsyanın büyümesine izin vermeyin. Yılanın başı küçükken ezilmeli. Emredersiniz hünkârım. Derhal yola çıkarım. Thank you.
Hünkârım yaranız. Mühim değil. Hünkârım siz şöyle uzanın. Ben Yasef Efendi'ye haber vereyim. İhmale gelmez. Kepbasa. Ne oluyor? Kim bunlar? Korsanların baskınına uğradık. Korsanlar mı? Evet, Türk korsanlar. Çok kalabalıklar. Sizi korumamız mümkün değil. Kim bunlar? Les daremos lo que deseen. Ne istiyorsanız verecekler. Kim bunlar dedim? Regunta quienes usted. Díselo. Dile quién soy. La princesa de Castilla, Isabel Fortuna. Si me llegaran a tocar, se meterían en un grave problema. Castilla prensesi Isabella Fortuna'dır. Eğer bana dokunacak olursanız, başınız büyük belaya girer diyor. Madem öyle, hep birlikte Konstantiniyye'ye gidiyoruz. Dediğin gibi prensesse çok para eder. Yiğitlerim, alın götürün bu adamı. Artık onunla işim kalmadı. Giyinin prenses. Üşüteceksiniz. Bu yara iltihaplamıştır. Daha fazla ağırlaşmadan derhal açıp müdahale etmem lazım. Biraz canınızı yakacağım ama. Ne lazımsa yapın. Bunun düzenli olarak yapılması lazımdır. Bir süre dinlenmenizde fayda var. Pargalı derhal yola revan olmalıyız. Hünkârım siz iyileşmeden hiçbir yere ayrılamayız. Hazırlanın gidiyoruz. O vakit müsaade edin Yasef Efendi de bizimle gelsin. Onun gibi üstün bir hekimi elbet sarayımda isterim. Tabii kendi rızası olursa. Şeref duyarım sultanım. Madem bu mesele halloldu, beni rahat bırakın, uyumak istiyorum. Burada ne yazıyorsa tas tamam alıp getireceksin Şeker Ağa. Tamam abi, ben hallederim. Duydum ki esnaf seni pek severmiş. Balını, pekmezini eksik etmezmiş. Sağ olsunlar. Sümbül Ağa da nasibini alırmış. Kendinize böyle bir yol tutturmuşsunuz. Eğer bu yolun kesilmesini istemiyorsanız, beni de yoldaş edeceksiniz. Yoksa şekerini alır, sirkeye basarım Şeker Ağa. Şimdi al bunu, alışverişini yap. Benim bir işim var, meydanda buluşuruz. Yoldaş.
Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Yakup Efendi nerede? Ben Yakup'un kardeşiyim. Ha öyle mi? Yakup Efendi nerede? Çalıyorum çalıyorum, kimse yok. Niye arıyorsun? Lazım. Nerede bulur onu? İşi vardı. Edirne'ye gitti. Ne zaman döner? Bilmiyorum. Onun sağı solu belli olmaz. Gelir gelmez haberim olsun. Kimsin sen? Gülade. Anlar o. Hadi selametle. Nerimahım canım benim. Sultanım. Karnın çıkmış, orada bebek mi var? Evet. Kız mı olacak? Senin gibi bir peri kızım olsun çok isterim. Ama önce İbrahim Paşa'ya bir erkek evlat vermeliyim. Kısmetse kızımı da sonra kucağıma alırım. Sultanlar erkek mi doğurur? Sen daha çok küçüksün. Düşünme bunları. Annem dedi ki senin gibi sultan doğmuşum. Köle de varmış ama ben köle değilim. Biz müsaadenizle gidelim. Nişmage. Sultanım. Bir hayli içerlemiş belli ki. Herkes haddini bilecek. Nigar Kalfa. Buyur sultanım. Bursa'dan gelen ipek kumaşları kızları dağıtırsın. Elbette. En güzellerini kendine ayır. Eksik olmayın sultanım. Kızlar siz çok mu gülüyorsunuz? Çok mu eğleniyorsunuz siz? Ağzınızı burnunuzu yamulta yamulta gülüyorsunuz. Yamuk şeyler. İşiniz gücünüz. Aman aman sultanım da buradalarmış. Ne güzel. Ben size en iyisi soğuk şerbet yaptırayım. Teskin eder, huzur verir. Nilüfer, siz önden gidin. Mirima uyut. Ben Gülah'a bakacağım. Dilini tut be adam. Kelleyi uçuracaksın. Gülah. Buyur sultanların inci tanesi. Neredesin? Emriniz üzerine müneccime gittim. Lakin yerinde yok. Nasıl yok? Nerede? Bulamadın mı? Edirne'ye gitmiş sultanım. Döner dönmez haber edecekler. Eğer mevzu acilse saray müneccimi mi çağırsak? Gülah, bana onu getireceksin. Başkasını istemiyorum. Haber gönder, tez gelsin. Benim derdimin dermanı onda. Emredersin sultan. Ne oluyor? Mahidevran sultanımız kızlarla birlikte. Hı. Hürrem Sultanınıza da ikramda bulunun. Buyurun oturun. Afiyet olsun. Şehzadelerim bekler. En doğru kararı vermişsin Nigar Kalfa. Hürrem'den sana fayda yok.
Baksana yüzüne bile bakmadı. Silmiş seni. Bali Bey, Mohaç sahrasındaki muharebeyi kazanmamızda emeğin ve gayretin büyük. Başarılarından ötürü seni tebrik ederim. Hünkârım, sizin tebriğinize mazhar olabilmek bizim için yüce bir şereftir. Devlet-i Aliye'ye hizmet edebilmek bizim için büyük bir gururdur. Eğer layık olabilirsek ne mutlu bize. Biz yarın payitaht yoluna revan oluyoruz. Sen de ganimetleri toparla. Kütüphanenin, şamdanların, İbrahim Paşa'nın heykellerinin itina ile naklini temin et. Ganimetler payitahta eksiksiz bir şekilde iletilecektir. Asitane'de görüşmek üzere. Hünkârım, müsaadeniz olursa biz huzurunuzdan ayrılalım. Çekilebilirsiniz. Sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içre sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Konstantinopol'e geldik galiba. Konstantinopla. Barbarlar! Hepiniz yaptıklarınızı ödeyeceksiniz. Prensesim. Şimdiye kadar mutlaka yakınlarınız haber almışlardır. Gelip kurtaracaklardır bizi. Gördüm ya seni dünya gözüyle, çok şükür. Dualarınızla işlettiğiniz tılsımlı gömlek sayesinde ölümlerden döndüm validem. Beni zırhım gibi korudu dualarınız. Hatice. Hürrem mektubunda havadisi verince çok mesut oldum.
savaş meydanında hepimize moral oldu. Sıhhattesinizdir inşallah. Hünkârım, sizi gördüm daha iyi oldum. Sen has bahçeye git. İbrahim Paşa hala hasretlik çekti. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Nigar Kalfa, nasılsın? Sağlığınıza duacıyım. Sağ salim döndünüz. Buyurun. Hoş geldiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ ol Mustafa'm. Sizin hasretinizi çektim. Ben de Mustafa'm, ben de. Bundan böyle ayrılık yok. Bir dahaki sefere birlikte gideceğiz inşallah. Yokken karanlık her yer. Lakin geldiniz. Güneş gibi doğdunuz. Çok şükür. İyiyiz. Beyazı. Aslan. Nigar Kalfa, haremde vaziyetler nasıl? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Her şey yolunda. Bir tek... Bir tek ne? Kürrem Sultan, düşman belledi beni. Konuşmuyor. Leo meselesinden ötürü beni suçluyor. Sen bak işine. İşitme, duyma, görme. Ben sizin için de endişeleniyorum paşam. İntikam almak için size neler yapar diye korkuyorum. Korkma Nigar Kalfa. Hürrem Hatun bana hiçbir şey yapamaz. Bunu aklına bile getiremez. Geldin mi?
Bu kutlu haberi sana döndüğünde vermek isterdim. Lakin Hürrem hünkârımıza yazmış. Savaş meydanında aldım haberi. O vakit öyle bir güç geldi ki bana. Dünyanın bütün orduları bile gelse gene de duramazdı karşımda. Seni ve evladımı görmek için hepsini yok ederdim. İki haftada 15 Venedik teknesinin yükü kumaş, bakır, altın, pamuk ve ipek dolu olarak sevk ettik. Galata'ya bu sabah 8 tekne giriş yaptı, malı indirdi. Çarşıdan tahsilatımız bu ay biraz aksadı. Baskı yapmamız icap ediyor. Baskı yok Marcelo, baskı yok. Esnafı küstürmeyin. Ordu savaştan yeni döndü. Büyük bir ganimetle dönüyorlar. Ne olacak? Bu para çarşıya girecek. Yani bize gelecek. Baskı yok. Biraz alakadar olun. Bırakın borçlansınlar. Ha? Başka bir şey var mı? Bu hafta iki gemi geldi Signor Gritti. Ne gemisi? İspanyol. Ama Türk korsanlar Akdeniz açıklarında el koymuş. Esirleri var. Neymiş geminin yükü? Ne satıyor korsanlar? Yükü ticari mi bilmem ancak esirleri pek değerli. Esirlerden birinin Kral Ferdinand'ın kuzeni Prens Frederick'in nişanlısı olduğu söyleniyor. Kimmiş o? Kastilya Prensesi. Isabella Fortuna. Sen gözlerinde gördün mü? Hayır efendim. Korsanlar yaklaştırmıyor kimseyi. Dediklerine göre Sultan Süleyman'ı bekliyorlarmış. Saraya satılacakmış esirler. Sus Marcelo, sus. Kimse duymasın. Önce biz gidip görelim, doğru mu değil mi? Hürrem'im, sevincim, neşem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, ayım, portakalım. Benim yatak odamın mumu, akıl sahibim. Efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım, bana mı yazdın bu şiiri? Muhteşem olmuş. Yazan değil, yazdırandır mühim olan. Ne oldu? Bu yara? Sefere giderken baskına uğradık. Ya seni kaybetseydim? Nasıl dayanırdın bu acıyı? Buradayım. Murat Reis sen misin? Sen kimsin? Alvise Gritti. Venedikliyim. Tüccarım. Alırım satarım. Demek o meşhur tüccar Gritti sensin. İspanyol prensesi esir aldığını söyleniyor, doğru mu? Diyelim ki öyle. Ne yapacaksın? Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Prensesi ve mahiyetini hemen serbest bırakın. Başınıza çok büyük bir bela aldınız. Büyük bela mı dedin? O vakit çok büyük paralar kazanacağım Signor Gritti. Hani sen alıp satıyorsun ya, anlarsın.
Ben sadece satacağım. Hem de çok pahalıya. Ne kadar istiyorsun? Ucuza alamazsın. Hem prensesin namına ayıp olur. Tamam. Pazarlığımızı yaparız. Ama önce prensesi görmek istiyorum. Validem seni sarayımızda beklememe müsaade etmedi. Üzerime titredi. Nefes bile aldırmadı bana. İbrahim. Sen yokken çok korktum. Hala düşündükçe kalbim sıkışıyor. Huzur bulun sultanım. İçinizi ferah tutun. Beraber kucaklayacağız çocuğumuzu. Ve size hiçbir zaman bir şey olmayacak. Buna asla izin vermeyeceğim. Bırakın beni. Barbarlar, ne istiyorsunuz benden? Siz kimsiniz? Alvise Luigi Gritti. Venedik Duce Andrea Gritti'nin oğluyum. Bana kendinizi tanıtın. Kastilya Prensesi Isabel Fortuna. Augsburg, Avusturya Prensi Frederick'in nişanlısıyım. Bu kadar yeter. Yardım edin. Kurtarın bizi. Nişanlım. Haber verin nişanlıma. Korkmayın prenses. Kurtaracağım sizi. Ne kadar istiyorsun söyle. Önce sarayla görüşeceğim. Eğer almazlarsa senin kapını çalarım. Saraya gitme. Ne kadar istiyorsan ben vereceğim. Hata yapıyorsun. Şimdi, burada kaç kese altın istiyorsan ben vereceğim. Bu kadar yeter Signor Gritti. Gidin artık. Gülağa nerede? Görmedim ağam. Nereye kayboluyor bu Adem? Hadi sen de boş boş dolanma. Dön koğuşuna. Hadi yavrum. Niye kapandı ya? Allah Allah. O niye kapandı ya? Allah Allah. Açılmıyor. Dışarıda kimse var mı?
Kimse var mı acaba? Ben içeride kaldım, kilitli. Bana yardım edin. Ben içeride kilitli kaldım. Şeker ağa. Kimse yok mu? İçeride kaldım ben. Şeker ağa. Aniden çıktılar karşımıza. Üstümüze saldırdılar. Her yerden oklar atılıyor, tüfekler patlıyor. Tam bir can pazarı. Allah korudu hünkârımızı. Sonra kurtulduk o beladan. Bugüne doğru gidiyoruz. Öğrendik ki düşman bizi Mohaç Ovası'nda karşılayacak. Bir plan yaptım. 2 saatte yok ettik düşmanı. Muazzam bir zafer. Hünkârımın takdirine mazhar oldum. Budin Sarayı'ndaki çok kıymetli bir hazineyle mükafatlandırdı beni. Nasıl bir hazine? Geldiği zaman göreceksiniz sultanım. Gel. Paşa Hazretleri. Söyle. Signor Gritti geldiler. Söyle ona yarın daha münasip bir saatte Topkapı Sarayı'na gelsin hadi. Acil ve mühim olduğunu söylediler. Bahçeye al. Kusura bakmayın sultanım. Ben de merak ettim. Mühim olsa gerek. Hatice'm ne güzel dizimin dibindeydi. Lakin gitti. İyi mi, kendine bakıyor mu diye düşünüp duracağım. Sultanım, en becerikli cariyeleri yolladım saraya. Merak buyurmayın. Hepsinin aklı bir karış havada. Onların başına tecrübeli, Hatice'min de sevdiği biri lazım. Nigar Kalfa'yı yollayalım isterseniz. Aklı başında, tecrübeli. Sultanımız doğum yapıncaya kadar kalır. Hay aklına bin yaşa dahi. Nigar'ı gönder. Evet işte, şimdi içim rahat etti. Paşa Hazretleri, herkes sizden bahsediyor. Askeri dehanız takdire şayan. Sağ olun Signor Gritti. Lakin sırf bunları söylemek için gelmediniz herhalde. Çok mühim bir mesele var paşam. Devletler arası husumeti engellemek adına sizi haberdar etmem gerektiğini düşündüm. Nedir bu kadar mühim olan? Türk korsanlardan Murat Reis paşam. Tetkik ettirdim. Kendisi Barbaros'un himayesindeki korsanlardan. 2 İspanyol gemisine el koymuş. Günlerdir limanda bekletiyorlar. Tarifte hata yapmayın Signor Gritti. Sizin o korsan dedikleriniz Türk denizcileridir.
Ayrıca açık denizde olabilir böyle şeyler. Lakin ticaret gemisi değil paşam. Kral Ferdinand'ın kuzeni, Frederick'in nişanlısı ve mahiyeti esir alınmış. Esir alınan da Castilla prensesi. Adı Isabel. Isabel Fortuna. Bir asilzadeye yakışmayacak koşullarda tutuluyor. Paşa Hazretleri, yardım edin, derhal ülkesine yollayalım. Aksi halde telafisi zor bir durumda kalacağız. Öyle mi? Senior Gritti. Korsanların hareketleri, ele geçirdikleri gemiler devlet aliyeyi bağlamaz. Zira prenses artık onların ganimeti. Ancak bedeli ödendiğinde geri alınabilinir. Teklif ettim paşam. Ama sadece saraya satmak istiyorlar. Paşa Hazretleri yardım edin ve bir felaketi engelleyin. Telaşa mağlup. Yarın bu mevzuyla alakadar olacağım. İdrak et Süleyman. Unutma. Tevazu içinde ol. Bütün şeref ve irade senin değildir. Rabbine şükret ve nefsine üstünlük verme. Zinhar kibre düşme. Sen hakka karşı hayalı, halka karşı vefalı ol. Hala ya. Yardım edin. Dışarıda hiç kimse yok mu?
İçeride kaldım ben. Sümbül ha? Nigar kafa. Benim durumum hiç iyi değil. Yardım edin. Buyursunlar paşa. Limana gideceksin Sümbül ağam. Beraberinde benim hazinedarım Cemal Efendi'yi de al. Yüklüce altın bulunsun yanınızda. Bu dinden gelen ganimetler için mi paşam? Hayır. El koydukları İspanyol gemilerini limana alan Murat Reis'i bulacaksın. Anladın mı? Benim gönderdiğimi söyleyeceksin. Sonra da esir tuttukları Prenses Isabel'le Fortuna'yı ve mahiyetini satın alıp bana getireceksin. Pazarlık etme. Kaç altın istiyorlarsa ver gitsin. Vay, ya Hafiz. Korsanlar prensesi kaçırıp bir de köle diye mi satıyorlar? Eyvah. Sümbül ağam. Sen beni anladın değil mi? Anladım paşam. Buraya mı getirelim yoksa sizin sarayınıza mı götürelim? Hayvansaray'daki av köşküne götür. Burada muhafaza etmeni istiyorum. Sessizce halledeceksin. Hiç kimse gözükmüyor. Ne gelen var ne giden. Bana geleceğini söyledi. Kurtaracağım sizi dedi. Adı ne demiştiniz? Gritti. Benedict Doçu'nun oğlu. Doçu'nun oğluysa gerçekten mutlaka gelecektir. Nerede öyleyse? Niye gelmedi hala? Sakin olmanız lazım. Bu barbarlar kapının önündeyken nasıl sakin olabilirim? Oğlunuz olarak size ve Venedik'e bağlılığımı gösterme şansını bana bahşeden Yüce Tanrı'ya şükrediyorum. Efendim, Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın yeğeni, Prens Frederick'in nişanlısı Kastilya Prensesi Isabel Fortuna, Akdeniz'de gemisi Türk korsanlar tarafından esir alınarak Konstantinopolis'e benim iskeleme demir atmış durumdalar. Tanrı'nın lütfu olarak meseleye hemen müdahil oldum ve sarayı uyardım. Esir prensesin salimen geri yollanması için hemen Vezir-i Azam'la görüşme yaptım. Beni danışmanları olarak ciddiye alacaklarına eminim. En kısa zamanda bu büyük skandalı çözeceğim. Allah rızası için açın kapıyı. Kimse yok mu? Allah rızası için açın şu kapıyı. Kimse yok mu? Gülah sen misin? Benim Nigar kalma. Ne olur aç kapıyı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak dur. Ne bu halin? Akşam biraz yorgun düştüm. Dedim biraz kestireyim. Hay kestirmez olaydım. Birden kapıyı üstüme kapattılar. Sabaha kadar bağırdım, çağırdım. Sesimi duyan olmadı. Onca vakit sen burada mıydın? Sümbül'ün işi bu. Gafil avladı beni. Zaten sıkıştırıp duruyor. Korkuyorum. Ölümüm onun elinden olacak. Deli gibi kovalıyor beni. Sen onu bunu bırak da Hürrem Sultan seni her yerde arıyormuş. Çabuk git. Bir de ondan bulma belanı istersen. Aman aman, aman aman. Yandım. Hayırlı sabahlar hünkârım. Divan toplantısına teşrif edecek misiniz? Elbette Pargalı. Hayırdır Pargalı? Başka ne var? Biraz telaşlı görünüyorsun. Bir husus daha var hünkârım. Denizcilerimiz Akdeniz'de iki İspanyol gemisine el koymuşlar. Getirip Galata'ya bağlamışlar. Mühim esirleri olduklarından bahsediyorlar. Kimmiş bu mühim esirler? Kulağıma bazı şeyler geldi. Lakin hala araştırıyorum. Gerekli malumatı öğrenince size de haber vereceğim. Hala. Gidelim divan toplantımızı yapalım.
Sultanların içinde eşsiz sultanım. Beni emretmişsiniz. Nereye kayboldun sen? Kime sorsam yok diyorlar. Bazısı öyle söylüyorlar sultanım. Sizinle görüşmeme mani olmak isteyen hainler var. Tamam, tamam. Bir sus, dinle beni. Nerede Yakup Efendi? Neden hala gelmedi? Dönmesi için haber yolladım. Şimdi oradan geliyorum zaten ben. Sordum, sual ettim. Daha gelmemiş. Güla. Bana onu getireceksin. En geç yarın burada olacak. Getirmeden de gözüme görünme. Emredersin sultanım. Nigar Kalfa. Buyur Daye Hatun. Eşyalarını topla, gidiyorsun. Ne diyorsun Daye Hatun? Suçum ne? Neden gönderiyorsunuz beni? Dur, hemen telaş etme. Temelli değil gidişin. Valide Sultanımıza ben teklif ettim, o da uygun gördü. İbrahim Paşa'nın sarayına gönderiyor. Nasıl? Neden? Hatice Sultanımız doğum yapıp kendine gelinceye kadar kalacaksın. Her işine sen bakacaksın. Şimdi hazırlığını yap. Akşam olmadan gideceksin. Anlaşıldı mı? Sümbül Ağa'yı gördün mü? Sabah gördüm ağam. Çarşıya gidiyordu. Yürü. Bekleme yapma. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Kime bela okuyorsun? Ah Daye Hatun. Bilemezsiniz neler çekiyorum bu Sümbül Ağa'dan. Daye Hatun kurtar beni. Sümbül Ağa elmanı sıkacağım diyor. Ne elması? Adem elması. Hey Allah'ım, bana sabır ver. Ay bunların akıllısı neden gelip beni bulmaz? Çok üzerime geliyor ama. Sürekli beni sıkıştırıyor. Dün gece de çamaşırhaneye kapattı sabaha kadar. Bana anlatma Gülah. Neyse meseleniz halledin. Sizinle mi uğraşacağım bir de? Madem öyle. Ben de kendi işimi kendim hallederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. İbrahim Paşa. Muharebe meydanında bir kral, iki başkumandan, 6 başrahip, 300 Macar asilzadesi, 20.000 piyade, 4.000 süvari cesedi sayılmıştır. 10.000 düşman ise esir alınmıştır. Bizim şehit sayımız 1.000'i bile bulmamaktadır. Bu kadar az zayiatla böyle büyük bir zaferi, bir imha muharebesini İskender bile kazanmamıştır. Müslümanların duaları Allah'ın yardımıyla böyle bir zafer kazandık. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek az. İbrahim Paşa, Macar tahtının Yanoş Zapolya'ya bahşedildiğine dair fermanı gönderelim. Hünkârım, müsaadeniz olursa eğer ben de bu konuda fikrimi söylemek isterim. Elimize fırsat geçmiş. Macar ülkesi başsız kalmış. Ben derim ki Macaristan'ı tamamen ilhak edelim. Ani bir fetih siyaseti sağlıklı netice vermez. Ceddim Yıldırım Bayezid Han bu yüzden başarısız oldu. Biz şimdilik Macaristan'dan Orta Tuna'da Sirem ve çevresini topraklarımıza kattık. Himayemiz altında Zapolya, Krallığı Macaristan'ın kademe kademe Osmanlı ülkesine dahil edilmesini sağlayacaktır. İbrahim Paşa. Yeryüzünün padişahlarına taç bahşeden Sultan Süleyman Han Hazretleri
Macar tahtını Janos Zapolya kullarına bahşetmiştir. İlim deryası Zembilli hocamızı kaybettik. Rahmetli bu dinden zaferle dönüşümüzü görmeyi hayal ederdi. Nasip olmadı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Meşiyat makamı boşluk kabul etmez. Şeyhülislam'la büyük alim ve rahmetli hükümdarımız Selim Han'ın da kaz askerliğini yapmış Tokatlı İbn Kemal'i getirdim. Vezirlerim ne dersiniz? Münasiptir. Münasiptir. Hala. Şeyhülislam'lık beraatini yaz celalzade. Macaristan seferinde elde ettiğimiz kaydı tutulan ganimetlerin defterini görmek isterim. Emriniz baş üstüne hünkârım. Kısa sürede hazırlayıp size sunarım. Seren ve çevresinin tahriri yapılsın. Vergi defteri hazırlansın. Emredersiniz hünkârım. Allah daha büyük zaferler nasip etsin bu aciz kullarına. Murat Reis. Hayırlı günler. Ben Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın kethudası ve harem ağası Sümbül Ağa'yım. Bizzat İbrahim Paşa'mızın emriyle geldim sizinle görüşmeye. Paşa Hazretleri ne buyurdular? Esir tutulan Prenses Isabella Fortuna ve maiyetindekileri satın almak üzere geldi. Hadi gidiyoruz. Dokunmayın. Çek, çek o pis ellerini üstümden. Yapmayın, bırakın onu. Kesin sesinizi, kurtuldunuz. Sizi almaya geldiler. Kurtulmak? Carmina. Gritti geldi kesin. Kurtarıyor bizi. Prenses Isabella hangisi? Öndeki. Maşallah. Burada kimse kalmayacak. Herkesi arabalarına götürün. Hususi eşyaları, kıyafetleri ne varsa yükleyin. Kim geldi? Signor Gritti mi? Ne diyor kendisi? Non Gritti. Sultan Süleyman aldı sizi. Artık onun malısınız. Yallah. Nereye götürüyorsunuz bizi? Bırakın beni. Yavaş yavaş. Biraz kibar davranın yahu. Hadi. Sultanım. Bunlar ne böyle? Hatice Sultan'a refakat etmek için diğer saraya gönderildim. Doğuma kadar oradayım. İsabet olmuş. Ayak altında dolaşmasın. Sultanım. Bu öfkenizi hak etmiyorum. Ben hep sadık kaldım size. O yüzden Mimai Devran'a sığındın. Yazık. Çok yazık. İndirin bunları. Eşyaları da içeri taşıyın. Paş.
Paşa Hazretleri. Getirdiniz mi? Buyurduğunuz gibi paşa, getirdik. Dehennos. Nümmet toke. Ne rezalet. Çabuk çözün ellerini. Af buyurun paşam, korsanlar bağlamış biz de işte öyle. Hala ne konuşuyorsun? Çözsene haydi! Korkmayın lütfen. Burada emniyettesiniz. Siz de kimsiniz? Neden getirdiniz beni buraya? Ben Vezir-i Azam İbrahim Paşa'yım. Sultan Süleyman'ın sağ koluyum. Bir süre bizim misafirimiz olacaksınız. Aferin. Her attığını isabet ettiriyorsun. Hayli ilerleme kaydetmişsin. Kılıçla da çok ilerleme kaydettim hünkârım. İsterseniz gösterebilirim. Bu gayretin takdire şayan. Lakin iyi bir savaşçı, iyi bir kumandan olmak istiyorsan evvela irfan sahibi olman icap eder. Bu din sarayından muazzam kitaplar getiriliyor. Yakında burada olacaklar. Okuyup kendini yetiştirmelisin. İbrahim Paşa gibi İtalyanca da bilmek istiyorum. O zaman yabancı dilde yazılmış kitapları da okuyabilirim. İbrahim Paşa ile konuş o vakit. Zira ondan iyi hoca bulamazsın. Destur! Hünkârım. Mahidevran şehzademiz her attığını vuran iyi bir okçu olmuş. Ziyadesiyle ilerleme kaydetmiş. Mustafa'mla yemek yiyeceğiz. Bize eşlik edersin. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Kim olduğunuzu biliyorum prenses. Öyleyse hemen bırakın bizi, ülkemize dönelim. Buna ben karar veremem. Hünkârımız bilir. Dediğim gibi bir süre misafirimiz olacaksınız. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz da beni burada misafir edeceksiniz? Barbarlar. Zorla getirdiniz beni buraya. Bir hayli yorgunsunuz. Dinlenmenizde fayda var. Sümbül ağam, kendilerinin en iyi şekilde ağırlanmasını istiyorum. Baş üstüne paşa. Bizi bırak. Siz biliyor musunuz? Allora, siz bu barbarlara benzemiyorsunuz. Bize yardım edin. Lütfen. Yardım edin. Eğer kurtulmamızı sağlarsanız ailem, nişanlım çok altın verirler size. Doğru. Principessa. Laflarınıza dikkat edin. Karşınızda cihanın en güçlü devletinin ikinci adamı var. Del mondo. Size saygı duyuyor, hürmet ediyorum. Aynı şeyi sizden de beklerim. Hünkârım. Hayırdır Pargalı? Neden buradasın? Hünkârım, size daha evvelden bahsettiğim İspanyol esirlerle ilgili olarak malumat vermek için geldim. Dinliyorum. Kastilya Prensesi Isabella Fortuna ve Mahiyeti esir alınmış hünkârım. Kendisi Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın kuzeniyle nişanlıymış. Bugün korsanlardan satın aldım. Artık sizin kulunuz. Bir prenses. Üstelik Şarken'in akrabalığı var. Nerede şimdi? Av köşkünüzde misafir ediyorum. Lakin uygun değilse... Uygundur. Durumu nasıl?
Bir hayli kötü muamele edilmiş. Bu yüzden biraz gergin ve öfkeli. Elçiler kapımızı aşındırmadığına göre burada olduğundan haberleri yok henüz. Öyle gözüküyor hünkârım. Bana da Senior Grit de haber verdi. Bu durumun devletler arasında husumet yaratacağını söyledi. Bir an evvel ülkesine geri göndermeliymişiz. Tam da bu sebepten kalmaları gerektiğini söyleseydin. Buna sadece sizin karar verebileceğinizi söyledim ona hünkârım. Yarın ava çıkalım Pargalı. Hazır ava çıkmışken şu prensesi de bir görelim bakalım. Buyurun prenses, yemeğiniz. Yemek. Ah, güzel. İyice doyurun karnınızı. Kızım hamamı hazırlayın. Bir güzel yıkanıp uyusunlar. Hadi. Haydi afiyet olsun. Sultanım. Paşam. Geç kaldınız. Birikmiş meseleler vardı. Bir hayli vaktimi aldı. Lakin bütün gün aklımdan çıkmadınız. Paşam affedin, geldiğinizi duymadım. Validem. Muhafız olarak gönderdi. Haşa sultanım, ben... Latife ediyorum. Diğer kalfa. Doğuma kadar burada. Bizimle kalacak. Güzel. Tecrübesi ve becerisiyle sarayın yükünü hafifletecektir Nigar kalfa. Nasıl iyi olabilirim? Şu hale bak. Tam bir rezalet. O kadar da kötü değil aslında. Bol su var. Nilüfer. Çocukları yatırın artık. Allah rahatlık versin. Aklı.
aklıma düştükçe kahroluyorum. Ya bir şey olsaydı? Siz seferden dönmekteyken buraya çeşitli haberle geldim. Sokakta, çarşıda kullarınız İbrahim Paşa'dan bahsediyorlardı. Duydum ki sanki zaferinizi İbrahim Paşa kazanmış gibi konuşuluyormuş. Acaba bu konuşulanlara İbrahim Paşa mı sebep oluyor? Kendine pay mı çıkartıyor? Hürrem. Sen böyle şeylerle yorma o güzel başını. Hayır. Ben sadece kullarınız haksızlık etmesin, doğru bilsinler diye söyledim. İnşallah oğlumuz da en az babası kadar kuvvetli ve yetenekli olacak. Ne malum erkek olacak. Belki annesi kadar güzel bir kızımız olur. Ben öyle hissediyorum. Altın saçlı bir oğlumuz olacak. Aklımdan, kalbimden bu aşk. Ne olur. Signor Gritti'nin Prenses Isabella Fortuna'yı görmeye geldiğini haber verir misiniz? Görüşemezsiniz. Nedenmiş o? İbrahim Paşa'mızın emri var. Prenses artık hünkârımızın haremidir. Frederick'e nişanlıma haber göndermeliyiz. Bizi bu barbarlardan ancak o kurtarabilir. Sultan Süleyman'ın malı olacağıma ölürüm daha iyi. İşte bizi kurtaracağını söyleyen adam Gritti geldi. Signor Gritti, buradan kurtulmak için tek ümidim sizsiniz. Nişanlım Frederick'i durumdan haberdar edin. Beni bu Osmanlı cehenneminden kurtarırsanız sizi ihya eder. Söz veriyorum prenses. Kurtaracağım sizi. Signor Gritti, beni zor kullanmaya mecbur bırakmayın. Gidin. Zarif olacaksınız, yumuşak olacaksınız. Bir serçe kadar naif olacaksınız. Böyle tüy bile incecik. Evet, hünkârımız, sultanımız sizi geldi, aldı, seçti. Selam vereceksiniz. Önce selamı göstereceğim. Gayet zarif eğildiniz. O sizi kaldırmadan kalkmıyorsunuz. Hı? O sizi kaldırdı. Gayet zarif kalktınız. Ne bakıyorsun öyle? Ortalıkta gözükmüyorsun. Görüşemiyoruz. Dedim acaba bir yere mi kilitlediler? Ben sen miyim? Ya git Allah'ını seversen. Dersimi bölme. Senin verdiğin dersten ne olacak acaba? Şunlara bak. Zerafet, nezaket, hak getire. Bana bak. Kafamı bozma. Vallahi senin yarın yanına yollarım. Ha, ben de onu soracaktım. İbrahim Paşa'nın sarayına yolladım. Seni de yollayayım istersen. Aa, öyle mi? Hele
İbrahim. Yılan İbrahim. Bana ettiğin zulmü burnundan fitil fitil getirmezsem... ...bana da Hürrem demesinler. Sultanların en makbulü. Yakup Efendi gelmiş. Şimdi haber aldım. Ne duruyorsun? Hemen getir. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Kayıkla mermer köşke çıksın yine. Emredersin sultan. Mesenyora, ayal gene iyi. Sultanın adamı geldi. Neydi adı? İbrahim mi? İbrahim? Evet. Evet, o prensesin. Yakup Efendi. Dinliyorum sultan. Senin bir şey isteyeceğim. Eğer dediğimi yaparsan... Bizi göndermek için gelmediyseniz hiç boşuna konuşmayın, dinlemeyeceğim. Gidin. Sultan Süleyman Han Hazretleri geldiler. Sizi huzuruna kabul edecek. El Sultano Süleyman. Koy. Bahçedeler. O barbar sultanın ayağına gitmem. Prenses, siz ki bir asilzadesiniz. Bizler barbarız sizin gözünüzde. Madem bizden daha medeni olduğunuzu iddia ediyorsunuz... ...bir prensese yakışır bir şekilde davranın o zaman. Sultanım, benden ne istiyorsunuz? Bir zehir yapacaksın. Ama hemen öldürecek bir zehir değil. Bu zehir yavaş yavaş hasta edecek. Kimse hastalığın nedenini anlamayacak. Derman bulamayacak. Kurtuluşu olmayacak. Bu nefrete maruz kalan kötü biri mi? Zalim mi? Hem de nasıl? O kadar zalim ki. Bu kişi sonradan mı iman sahibi olmuş? Her gün gözümün önünde içi parça parça olsun istiyorum. Ağır ağır ölsün. Acılar içinde kıvransın. Hünkârım, Kastilya Prensesi Isabella Fortuna.
Signora Isabella, hoş geldiniz. Burada benim misafirimsiniz. Endişeniz olmasın. Size kimse zarar veremez. Korumam altındasınız. Burada en iyi şekilde ağırlanacaksınız. Yakup Efendi, ne diyorsun? Yavaş yavaş, can çekişerek öldürecek bir zehir var mı? Yapabilir misin? Sultanım zor. Ama istediğiniz zehri yapacağım. Bu size acı çektiren zalim kişinin yanından hiç ayırmadığı bir eşyası lazımdır bana. Onu bulabilirseniz iyi olur. Onun yok oluşunu izlemek için her şey yaparım. Non mettetemi mai addosso le vostre mani. Un vostro tocca sarà un motivo di guerra. Non scordatelo. Signorina, si riprende la coscienza. Di fronte a lei si trova sua maestà. Karşınızda Cihan Hükümdarı Sultan Süleyman Han Hazretleri var. Il supremo sovrano del mondo. Lui è il sultano. Io sono la principessa Isabel. Ne dedi? Barga'da söylediği her şeyi tercüme et, bilmek istiyorum. Kendisine dokunmak bile bir savaş sebebiymiş hünkârım. Çünkü o bir prensesmiş. Sizin için savaşmamız gerekirse savaşırız prenses. Se dobbiamo combattere per le principesse. Lakin eğer savaşacak birilerini bulabilirsek, Mohaç'ta kimseler yoktu. Kaçmışlar. Tutto erano scappati. Sia mio padre che il mio fidanzato ne verranno a conoscenza molto presto. Così vi faranno pagare il prezzo per aver tenuto una principessa in esilio. Quando verrà qui il naviglio a prendermi, vedrò la vostra faccia con tanto piacere. Babam da nişanlım da en kısa sürede durumdan haberdar olacaktır. Size bir prensesi esir tutmanın bedelini ödetecekler. Donanma beni almak için buraya geldiğinde yüzünüzün halini görmek istiyorum. Benim müsaadem olmadan değil donanma, bir balık bile yüzemez sularımızda. Finché non li permetto io, non solo i nabili, ma neanche un pesce può navigare sui nostri mari. Sultan Suleyman, voi siete un barbaro crudele, questo l'avevo sentito. E ora l'ho visto con i miei occhi. Sultan Suleyman, sizin gaddar bir barbar olduğunuzu duymuştum. Lakin şimdi gözlerimle görüyorum. Daha hiçbir şey görmediniz. Non ho visto ancora niente. È inutile parlare con voi, ma sappiate che io non sono una schiava del vostro harem e non sarò mai la tua donna. Preferirei morire che sentire le vostre mani. Sizinle konuşmamın bir faydası yok. Lakin şunu bilin ki ben sizin hareminizdeki köleniz değilim. Kadınınız asla. Bana dokunmanızdansa ölmeyi tercih ederim. Bir prenses olarak kendinizi mühimsemenizi anlıyorum. Lakin aynı şeyi bir kadın olarak yapmayın. Zira size dokunmak aklımdan bile geçmedi. Haremimde olmayacaksınız. Ama mevkiniz köleliktir. Il suo titolo è sempre si chiede. Principessa. Princess. Torni nella sua camera. Odanıza dön.
Gidelim Elif'e. Çocukları Esma'ya mı teslim ettin? Prensesim ne oldu? Ne konuştunuz? Bizi bırakacak mı? Sultanmış. Barbar sultan. Bir prensesi. Hem de Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun prensesini hapsedebileceğini sanıyor. Ama yanılıyor. Bunun bedelini ödeyecek. Ne dedi size? Neden öfkelendiniz böyle? Gördüğünüz gibi bir hayli öfkeli hünkârım. Esaret karşısında öfke duyması normal. Kararınız nedir? Ne yapalım? Prensesi serbest bırakacak mısınız? Burada kalmaya devam edecek. Bakalım bize neler getirecek. Babası... O çok güvendiği prens nişanlısı neler yapacak? Rahat etmesi için ne gerekiyorsa yap İbrahim. En iyi şekilde ağırlandığından emin ol. Burada kaldığı her gün kıymete binecek bu Simre. Scrive Marcello. Prens Frederick, nişanlınız Prenses Isabel Fortuna'nın gemisinin Türk korsanların saldırısına uğrayıp esir alındığını üzüntüyle bildiririm. Korsanlar tarafından kaçırılan nişanlınız Konstantinopol'a getirilmiştir. Tüm kurtarma çabalarıma rağmen korsanlar benim yüklü miktarda ödemeyi teklif ettiğim altınları reddettiler. Prenses Sultan Süleyman'a satıldı. Kendisi şu anda Haliç'te bir av köşkünde tutuluyor ama endişeniz olmasın. Gözetimim altında. Bu tutsaklığın bir an önce son bulması adına sizi durumdan haberdar etmeyi kendime bir borç biliyorum. Kendisi bir an önce kurtarılmayı bekliyor. Sultanım, müsaadenizle çocuklara yemek yedirelim. İyi. Nilüfer. Sultanların en gözdesi. Gel. Ne oldu, baktın mı? Baktım sultanım. İbrahim Paşa'mız odasında yok. Kapıya da vurdum. Lakin kapı kilitli. Mühim bir şey diyecekseniz... Bana söyleyeyim, ben hemen ulaştırayım kendisini. Yok yok, sarayına gitmem lazım. İbrahim Paşa'mızın sarayına mı? Ben de geleyim mi sultanım? Gelmem, ben hallederim. Külfem Hatun hala bahçede mi? Evet, Mahidevran Sultan'la birlikte. İyi. Şu kutuyu ver bana. Keyfim yerine geldi. Yani gelecek. Hay maşallah. Yakup Efendi'yi ne zaman isterseniz bana söyleyin. Hemen getireyim ayağınıza. Sizin yüzünüz gülsün yeter sultanım. Günlerdir at üstünden inmedik. Uzun yoldan geldiniz beyim. Dinlenseydiniz. Acele etmeye gerek yok matrakçı. Dinlenmek için vaktim olacak. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, paşam.
Malkoçoğlu geldin demek. Bu ne sürat? Ben seni bir hafta sonra bekliyordum. Ganimetlerinizi bir an evvel getirmek istedim. Zira hepsi birbirinden kıymetli. Zarar ziyan yoktur inşallah. Yok paşam. Kitaplar, şamdanlar ve heykeller bizatihi nezaretimde sapasağlam getirildi. Şamdanlar Ayasofya'ya gidecek İbrahim Paşa. Zira bu cuma selamlığını da cemaatte görsün istiyorum. Emredersiniz. Kitaplara da itina edilsin. Siz merak buyurmayın, kütüphane hazır edildi. Âlâ. Hünkârım istediğiniz gibi heykeller paşamızın sarayına yollandı. İbrahim Paşa duydun mu, senin heykeller gelmiş. Hatice'min haberi vardır inşallah. Kendi gözleriyle görsün diye söylemedim hünkârım. O da merak içinde. O vakit derhal yerleştirin. Sen de nezaret et. Olur da Hatice'm görürse düşüp bayılmasın. Sultanım. Gülfem Hatun. Hoş geldiniz sultanım. Buyurun oturun. Ben Hatice Sultanım'ı merak ettim. Sihatı nasıl? İyi. Nilgâr Kalfa da yanında olacak. Onu hiç bırakmaz. İçim rahat. Aklım onda kalmayacak. Kim akıl etti acaba onu göndermeyi? Valide Sultanımız böyle uygun görmüş. Nilgâr Kalfa burada olduğundan çok daha faydalı olacaktır kesin. Ben şey için geldim. Bu nazarlı hünkârımız Mehmet'e gebe kaldığımda vermişti. Ne zarif bir nazarlık böyle. Öyle. Bütün evlatlarımın doğumunda yanımdan ayrılmadı. Bana kuvvet verdi. Bunu Hatice Sultanımıza hediye etmek istiyorum. Böyle mi af dileyeceksin? İyi düşünmüşsünüz. Bu çok değerli bir hediye. Sultanımız mutlu olacaktır. Münasip bir zamanda ziyaret edelim. Bana eşlik eder misin? Elbette. Yarın ilk iş ziyaretine gideriz. Muazzam şeyler böyle. İstersen senin evinin önüne de dikelim bir tane. Aman paşam. Haşa, ben paşa değilim mi, garip Adem'im? Aynı gün tefe koyup çalarlar beni vallahi. Paşam, sizin de canınızı sıkacaklar. Zira limanda görenler ileri geri konuşmaya başlamışlar bile. Lafını tartıp biçmeyen cezasına da razı gelir elbet. Nilgâr Kalfa. Sultanım. İçim geçmiş. Ne vakittir uyuyorum? Bir hali oldu. Dinleniyorsunuz diye uyandırmadım. Sesler ne? Vallahi ben de anlamadım. Bak, ne güzel yontmuşlar. Öne doğru. Destur! İbrahim, bunlar.
hünkârımın hediyesi bu heykel Mekbala. Beğenmediniz mi yoksa? Yok, ondan değil. Lakin validemiz ne der buna? Sultanım, müsaade ederseniz sizi birisiyle tanıştırmak istiyorum. Kim? Malkoçoğlu. Sultanım, sizinle tanışmak benim için büyük bir şereftir. Malkoçoğlu Bali Bey'le tanışmanızı istedim sultanım. Kendisi çok yiğit, çok kıymetli bir beydir. Bu heykelleri de o taşıttı, getirdi buraya. Demek sizsiniz. Hakkınızda iyi şeyler duydum. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız sultanım. Sultanım, gelin şöyle bakayım. Daye, gözün kulağın Hatice'de olsun. Paşa da geldi. Çok sık göremeyeceğim evladımı. Aklım onda. Nigar'ı tembihledim. Gözünü bile kırpmayacak. Aslanım gelmedi mi hala? Geldiler sultanım. Has odada dinleniyorlar. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Çekilebilirsin dahi. Hoş geldin oğlum. Validem. Ben de seni soruyordum şimdi. Bir sıkıntınız yoktur inşallah. Bir tek seni görememekten şikayetçiyim. Hasretin dinmedi daha. Dahası kurarım validem. Bugün bu din ganimetlerinin en kıymetlileri sarayımıza geldi. Hazinedara harem için ayrılan miktarın derhal takdim edilmesini emrettim. Akşam yemeğini beraber yiyelim. Sohbet ederiz. Bu akşam için Mustafa ve Mahidevran'a söz verdim. Ne hoş. Çok sevinecekler. Bilhassa Mustafa. Gittikçe parlak bir şehzade oluyor. Mahidevran'ın katkısı da çok. Çok duruldu. Dinginleşti. Artık gözü annelik vazifesinden başka bir şey görmüyor. Farkındayım validem. Mahidevran bu gayretlerinin mükafatını alacaktır elbet. Muhaç'ta kazanılan zaferi cihana haykırıyorlar sanki. Aynen öyle Malkoçoğlu. Aynen öyle. Siz ne diyorsunuz sultanım? Siz beğenmediniz mi? Beğendim elbet. Şaşkınım hala. Paşam, bahşişlerini dağıttım. Herkes ihya oldu. Size dua ediyorlar. Hala. Matrakçı, Bali Bey çok uzun yoldan geldi. Kendisinin en iyi şekilde ağırlanmasını senden istiyorum. Bizzat alakadar olacaksın. İzninizle paşam. Alakanıza teşekkür ederim. Sultanım. Sultanım. Gelin haydi. Yakından bakalım. Size heykellerimizi anlatayım. Bali Bey, önce seni ağırlayacağımız yere gidelim. Sen biraz dinlen, soluklan. Ben akşama gelir alırım seni. Hayli zamandır payitahta gelmediğin malum. Görelim bakalım nasıl mekanlar açılmış. Hangi hatunlar gelmiş? Cennete nuriler çıkıp gelmiş mi? Anladım. Bali Bey, akşama hazır ol. Cennetin kapısının anahtarı bende. Âlâ. Bu yenilmez asker Herakles. Zeus'un oğlu. Yani Herkül. Güzeller güzeli Diana. Avcıların bakire tanrıçası. Apollo'nun ikiz kardeşi. Hiçbir zaman ayrılmazlar.
ve Apollo. Ateşi, güneşi, sanatı ve müziği temsil eden tanrı. Okçudur, şifacıdır da aynı zamanda. Kahindir de, gelecekten haberler verir. İçimi ürpertiyorlar. Uğursuzluk getirmelerinden korkuyorum İbrahim. Neden öyle söylediniz sultanım? Put sanıp günah diye yine sarayımıza saldırmasınlar. Kimin haddine düşmüş ki bu? Bu heykeller bana hünkârımın hediyesi. Korkularınız yersiz sultanım. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Benim bu heykelleri görmem, buraya kadar gelmeleri bir işaret. Muhteşem bir gelecek bizi bekliyor sultan. Bilakis bu heykeller saadetimizin bekçileri olacaklar. Hocam diyor ki artık at üstüne dövüş çalışmaya başlayacakmışız. Söz verdiniz bana. Bir dahaki sefere çıkarken ben de geleceğim. Ve zalim bir savaşçı olacağım. Senin azmini takdir ediyorum Mustafa'm. Lakin zalim bir savaşçı olmaktan daha mühimi adil bir savaşçı olmaktır. Sana bahsettiğim kitaplar bu dinden geldi. Cuma selamlığından sonra birlikte gider inceleriz. Kafirin dilini nasıl anlarım hünkârım? İbrahim Paşa sana yardımcı olur. Arapça ve Farsça'yı nasıl öğrendiysen İtalyanca ve Latince'yi de öğreneceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Samut! Bu ne böyle? Buraya gel. Paşa Hazretleri, beni çağırmışsınız. Av köşküne göndermek üzere bir cariye bul. Paşam, hizmet için elimizde kafi miktarda cariyemiz var. Sen prensesin dilinden anlayan birini gönder. Türkçe de öğretebilecek biri olsun. Bir an evvel başlasınlar derse. Ki biz de aralarında neler konuşuyorlar öğrenelim. Değil mi? Ha, anladım. Hala. Yakinen alakadar olacağım paşam, merak buyurmayınız. Yalnız Sümbül'a, sessizce, değil mi? Mustafa, haydi odana. Geç oldu. Annenle konuşacaklarım var. Mahidevran, Mustafa ile alakandan çok memnunum. Bir şehzade olarak yetişmesinde payın büyük olacaktır. Elimden geleni yapıyorum hünkârım. Takdirinize mazhar olmak şerefini ömrümce taşıyacağım. Seninle konuşmak istediğim mevzuya gelince. Sizi dinliyorum hünkârım. Bir haseki ve bir şehzade annesi olarak istediğin mevkide, istediğin evsafta hayırda bulunabilmen için sana yüklüce bir haçlık ayırdım. Beni ihya ettiniz hünkârım. Sayenizde sayısız dua alacağım. Sanki cenneti serdiniz ayaklarımın altına. Allah sizden razı olsun. Ben gidiyorum. Allah rahatlık versin.
Hayırdır Nasuh Efendi? Pek bir dertli gördüm seni. Bir şey yok beyim, iyi biçiyoruz işte. Haydi hoş geldin. Aşık mısın yoksa? Ben kime aşık olmak kim beyim? Aşık adamı karanlıkta görsem, omuzunun çökmesinden tanırım. Senin bir yürek acın var belli. Çivi çiviyi söker Nasuh Efendi. Yaranı şarap iyi etmez. İnsan iyi eder. Hem hatun eli şifalıdır. Gürel'e değilsin. Evet. Çok uzaklardan geldim. Hoş geldin Pasam. Senin sifan bende. Ne kadar da güçlüsün. Çok kalacak mısın? Seni hep görmek isterim Pasam. Sevmedin değil mi Victoria? İbrahim gel çabuk. Sultanım. İyi misiniz? Elini ver bana. Hissediyor musun? Oğlumuz çok hareketli. Döndü yine. Oğlunuz? Sultanım, kendinizi şartlamayın lütfen, böyle düşünmeyin. Eğer oğlan olmazsa çok üzülürsünüz sonra. İbrahim, sen yokken ben bir şey yaptım. Nedir? Yokluğunda manen zayıf düştüm. Dayanamadım. Müneccim Yakup Efendi ile görüştüm. Sultan, neden gördünüz o sahtekarı? Altın saçlı bir oğlumuz olacağını söyledi. Altın saçlı. Evet. Bunu duyunca rahatladım. İyi bari.
Lakin bir şey daha söyledi. Bizi takip eden bir gölge varmış. Aramıza girmiş. Bekliyormuş. Sultanım. Siz onu aldırmayın. Ve istirham ediyorum, görmeyin bir daha. Ki canınızı sıkmasın. Çocukları uyuttum. Başka bir emriniz var mı sultanım? Sen de dinlen. Uyu. Süleyman. Zalim bir barbar olduğunuzu duymuştum. Şimdi ise gözlerimle görüyorum. Daha hiçbir şey görmediniz. Üzülmeyin bu kadar. Bakın herkes iyi davranıyor bize. Daha hiçbir şey görmediğimi söyledi. Kim? Süleyman denen barbar. Kendimi fazla önemsiyormuş. Ne sanıyor kendini? Sultan hiç korkunç barbar görünmüyordu. Şaşırdım ben. Doğru. En azından gözlerinden ateş fışkırmıyor. Ama dili zehirli. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin ayım güneş. Sizi görmeden uyku tutmuyor gözlerim. Yarın Hatice'ye ziyaret edeceğim. Ona bir nazarlık vereceğim. Bana uğurlu gelen sizin hediyeniz nazarlı vereceğim. İyi yaparsın. Daha sık git Hatice'me, yalnız kalmasın. Hatice'nin ilk bebeği hayli endişeli. Sen tecrübenle onu teskin edersin. Bütün gün yoksun. Özledim seni. Neredeydin? İşim. Ben hep senin hasretini mi çekeceğim? Dinmeyecek mi bu sizi? Sen bana hep aşık, hep hasret kalacaksın. Aşk budur Hürrem. Kastilya'nın gökyüzünü... Bulutlarını özledim. Senior Grit de haber göndermiştir. Mutlaka bir yol bulacaktır nişanlınız Prens Frederick. Grit diye gerçekten güvenebilir miyiz bilmiyorum. Kendi isteğiyle bu Osmanlı cehenneminde yaşıyor. O da bu barbarların içinde. Bir araba geldi. Sultan Süleyman olmasın? Thank you.
que hay de nuevo? ¿Por qué habéis venido? Ne diyor? Neden geldiğimizi soruyor. İbrahim Paşa'nın emriyle buradayız. De. Estamos aquí cumpliendo ordenas de Paşa İbrahim. Bundan böyle Melek Hatun Prenses Isabella'nın hizmetinde bulunacak. Ona Türkçe öğretecek. De. Melek servirá a la Princesa Isabella de ahora en adelante. Ella le enseñará turco. No quiero aprender nada de lo suyo. Ne diyor? Dilimizi öğrenmek istemiyormuş. No me quedaré mucho tiempo aquí. Burada çok kalmayacakmış. No veo la necesidad. İhtiyacı yokmuş. Türkçe öğrenmesi onun hayrına. Burada kaldığı sürece daha da rahat edecek. De. También será bueno para ella aprender nuestro idioma. Así se sentirá más cómodo el tiempo que ella se dedica aquí. Si tanto les importa mi bienestar, antes que me traigan una mesa para comer. Ne diyor? Rahatımı bu kadar düşünüyorlarsa yemek yemem için bir masa getirsinler diyor. Le dan de comer a una princesa en el suelo, como los bárbaros hacen. Bir prensese barbarlar gibi yerde yemek yediriyorlar. Evet, hep birlikte eğiliyoruz. Güzel. Güzel. Biraz daha eğil. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Eğil. Bu niye olmadı? Kızım, o nasıl boyun öyle? Ördek gibi kaldırmışsın. Eğilsene. Valide sultanımızın karşısında böyle gözünün içine mi bakacaksın? Eğil. Eğil biraz ha. Eğil. Güzel. Sümbüla yok mu? Vallahi nerelerde olduğunu bilemiyorum sultanım. Mütemadiyen kaybolup duruyor. Güla, iki mahalleye çeşmeler yaptıracağım. Benim için ihtiyaç sahibi muhitlere bakın. Yerleri beğenirim. Ha, bir de hamam yaptıracağım. Maşallah sultanım, çok dua alacaksınız. Hemen alakadar olacağım. Sultanım. Evet, tekrar yapıyoruz. Bu şimdi gider hemen yetiştirir sultanını. Yetiştirsin daha iyi. Zaten bu yüzden söyledim ortalık yerde. O demese başkası götürür nasıl olsa bu haberi. Bunlar da ne böyle? Tövbe tövbe. Peki hella, ama ne arıyor burada? Gülfem. Hürrem. Hoş geldiniz. Sultanım, bunlar... Diana, Apollo ve Herkül. İbrahim Paşa bu dinden getirdi. Valide sultanımızın haberi var mı? Yok. Validem görürse asabı bozulacak. Sultanım, izninizle... Size layık değil ama hünkârımızın hediyesiydi. Gebeliğim de bana uğur getirdi. İnşallah sizi de koruyacak. Uğur getirecek. Müsaadenizle. Sağ ol hocam. Çok güzel. Gelin, içeri geçelim. Sultan Süleyman da, Vezir-i Azam İbrahim Paşa da bu büyük zaferin şanını ne muhteşem taşıyorlardı. Camide nasıl mağrur ve muzafferdi ikisi de. Ya, duydunuz mu? Bu dinden kafirlerin putlarından gelmiş. Diyorlar ki İbrahim Paşa'nın sarayının bahçesine konulmuş. Uyduruyorlar, inanmayın. Müslüman evine put koyar mı hiç? Figane efendi. İyi. Gel de gözlerinle gör o zaman. Sultanım.
İşte bunlar. Gördün mü şimdi gözlerini? Bak. Üç tane put. Ayağın beyan ortada. İbrahim Paşa'nın Frenk saraylarına düşkünlüğü konuşulur. Masallar, resimler. Ama ve lakin bu put sevdası onu dar ağacına götürür, haberi yok. Bu nece? Latince şehzadem. Peki elindeki kitabı kim yazmış? Bunu Eflatun, yani Platon yazmış. Bir devlet nasıl olmalıdır, nasıl idare edilmelidir onlardan bahsediyor. İtalyanca mı? İtalyanca. Bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Bunları anlamak için evvela dil öğrenmen lazım. İbrahim Paşa vakit buldukça sana İtalyanca ve Latince öğretecek. Şehzademizin öğrenme arzusu ona şevk verecektir. Seve seve. Ben de öğrenmek istiyorum Paşa. Hadi göster. Şehzadem, siz biraz daha büyüyün. Zamanı gelince seve seve. Yaman adamsın matrakçı. Yine kazandın. Akşam uyumadınız galiba. Uyanamadınız hala. Yorgunsunuzdur. Öyle yorgunluk dostlar başına. Yalnız bu akşam yine gidelim Helenika'ya. Yemekleri pek bilezizdi. İyi. Yüzün gülsün be matrakçı. Tadın tuzun yok. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bizden geçti artık beyim. Beyim. Nereye? Gel şöyle konuşalım diyorum sana. Çekil yolumdan, yaklaşma bana. Naz etme, gel dedim. Sakın dokunma bana. Hey! Ben Malkoçoğlu Bahri Bey. İyi misiniz? Sana ne benim iyi olup olmamamdan? Biri gider, biri gelir. Cehennemde yanın hepiniz. Hayrola beyim? Ne oldu? Kim bu hatun? Bilmem, tanımam. Yaman hatun mesela. He. Gelin sizi Şairler Meclisi'nin oraya götüreyim. Aşık Çelebi varsa bir de Remil'ine bakar, istikbalini okur yüzüne. Belki kaderinizde başka bir hatun vardır. Ne iyi ettiniz gelmekle. Bütün gün burada yalnız mı yoksa? Paşamız çok meşgul. İstediği kadar size vakit ayıramıyor. Benim bir şikayetim yok. Burada. Benim yanımda ya. O yeter bana. Bir de bebeğimiz bir an önce doğsa. Çoğu bitti, azı kaldı sultanım. Yakında kucağınıza alacaksınız inşallah. Amin. İbrahim. Hoş geldiniz paşam. Sizler de hoş geldiniz. Gel şunu benim masama bırak. Bu size acı çektiren zalim kişinin yanından hiç ayırmadığı bir eşyası lazımdır bana.
Müsaadenizle ben bir yüzümü yıkayım. Sıcak oldu. Evet. Paşam. Geçin oturun şöyle. Anlatın bugün neler yaptınız. Nigar. Buyurun sultanım. Bana serinletecek bir içecek getir. Bayılmak üzereyim. Hemen sultanım. O elindeki neyi? Tutayım. Sen şey getir. Olmaz. Bu paşamızın çok mühim defteri. Neymiş o? Ver bana bakayım. Sultanım, olmaz. Ver dedim sana. İbrahim'in yazısı mı bu? Evet, hep bu defterde çalışır. Yazar, çizer. Sultanım, verin de defteri yerine götüreyim. Paşamız kızmasın. Peki. Al mühim defteri. Git koy yerine. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyur Bali Bey. Yanındaki zengin bey de kim? Matrakçı. Nasıl şahitsin mübarek? Önce paranın kokusunu alırsın. Bildin tüccardır kendisi. Buralardan değil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Figani Efendi, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Haydar Efendi, hiç. Keşke görmez olaydım. Hayırdır inşallah? Gelirken öyle bir şey gördüm ki tadım tuzum kaçtı. Kim bu adam? Figani, iyi şairdir. Dili de kalemi de keskindir. Hiç korkmaz, atar lafını meydana bırakır. At meydanından geçerken İbrahim Paşa'nın sarayının önüne put diktirdiğini söylediler. İnanmadım evvel. Lakin gözlerimle gördüm. 3 tane put diktirmiş. Ta bu dinden getirmiş. Dünyaya 2 İbrahim geldi. Biri put yıktı, öteki put dikti. Duyun ahali. Hazreti İbrahim putları yıktı. Paşamız İbrahim ise yeniden dikiyor. Figani bir daha söylesene şunu. Dünyaya 2 İbrahim geldi. Biri put yıktı, öteki put dikti. Gidelim. Hazreti İbrahim putları yıktı, paşamız İbrahim ise yeniden dikiyor. Kızım sen onu alma. Zaten ruhun kara, iyice kararacaksın. Şunu al. İyi. Gül Ağa. Gönderdi bunları. Mahidevran Sultanımız gönderdi. Haremi hediyelere boğdu. Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun. Bir de dedi, çeşme hamam yaptıracağım. Bana yer bak dedi. Sana mı dedi? Bizzat benden istedi. Bizzat. Git dedi, mahalleleri dolaş, ihtiyaçları tespit et. Sultanlarım hizmetlerimden pek memnun. Maşallah. Hay ya Rabbim maşallah. Nazar değmez inşallah. Amin. Kem gözlerden beni koru ya Rabbim. Çenen düştü iyice. Hadi git. Hürrem Sultan gelmiş seni soruyor. Esas sultanına koş. Söylesene be Adem. Oğlum, Mehmet'im. Ne oldu? Neden üzüldün sen? Babamla camiye gittik. Ne güzel işte.
Ama herkes çok yasa Mustafa dedi. Bana kimse bir şey demedi. Seni tanımıyorlar oğlum. Daha küçüksün. Tanıyınca en çok senin adını haykıracaklar. İbrahim Mustafa'yı Tarlanca öğretecekmiş. Ben de istedim olmaz dedi. Üzülme aslanım. Annen sana her şeyi öğretecek. Hı? Hadi geç içeri. Sultanların en kıymetlisi. Buyursunlar. Ne buyursunlar? Bir diyeceğim var demişsin Esma'ya. Sultanım gözün kulağın açık olsun. Bir şey olursa bana gel demiştiniz. Söyle. Mahidevran Sultan'a hayır yapsın diye büyük bir tahsisat ayrılmış. Mahidevran Sultan hayrat yaptıracakmış. Hanlar, hamamlar, çeşmeler. Cariyelere de hediyeler dağıtıyor. Ferde Sultan mı emretti? Bizzat hünkârımızın talimatıymış. Bizzat. Sultanım, şuraya da mühür gerekli. Tahsisatın çıkması için şuraya da. Teşekkür ederim. Sizi de yordum. Bu iyi oldu dayı. Mahidevran'ın da yüzü gülüyor. Sükunetinin mükafatını almaya başladı. Vakti zamanında beni dinleseydi bunların hiçbiri yaşanmazdı. Validem. Müsait bir zaman değilse... Hayır müsaitim gel. Sonra devam edelim dayı. Götür şunları. Bir şey mi var? Bugün Hatice Sultan'ımı gördüm. Sihhati, maneviyatı yerinde. Benden duyun istedim. Alakan için sağ ol. Gerçi heykeller onu biraz kaygılandırmış. Malum laf eden çok olur. Ne heykel? Ne diyorsun sen? Haberiniz yok mu? İbrahim Paşa Budin'den 3 heykel getirmiş. İnsan şeklinde. Üstelik yarı çıplak. Sanırsınız gerçek. Bahçeye dikilmiş hepsi. Hünkârım. Beni çağırmışsınız. Av köşküyle alakadar oluyor musun? Av köşkünü bugün ziyaret ettim. İbrahim Paşa'nın emriyle İspanyolca bilen iyi bir cariye seçtim. Prensesle yakinen alakadar olacak. Yavaş yavaş dilimizi öğretecek. Lakin pek öğrenmek istemiyor ama... Bir eksiği olmasın, rahat etmesini sağlayayım. Hünkârım. Frenk Sarayı alışkanlıkları farklı malum. Prenses yerde yemek yerken biraz zorlanıyormuş. Bir masa yaptırın derhal. Üstünde mavi çinileri olsun. En iyi ustalar sarayında yapsınlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Valide Sultanımız sizi ziyaret etmek istiyor. Odama gelsin. Susadığınız zaman su istiyorum diyeceksiniz. Bir kelime Türkçe öğrenmeyeceğim. Zahmet etme.
Hiç değilse çok ihtiyacınız olacak kelimeleri öğrenin. Belki sonra hoşunuza gider. Senin adın ne? Angela. Türkçesi Melek. Size Türkçe öğretmezsem Sümbüla bana çok kızar, senyora. İstersen buradan giderken seni de götürürüm. Benimle kaçarsın. Ben sarayda mutluyum. Haremde bize iyi bakılıyor. Eğitimi de iyi. Sultanlarımı seviyorum, saygı duyuyorum. Validem, nasılsınız? Aslanım, iyiyim. Bu vakitte geldiğinize göre mesele mühim. Kulağıma bir şey geldi. İbrahim Paşa'nın sarayının bahçesine heykel diktirdiğini öğrendin mi? Bundan benim haberimin olmaması mümkün mü validem? Ben de bunu anlamıyorum zaten. Nasıl izin verirsin? Rezalet bu. Nilüfer. Gözlerime bak. Bak dedim. Sana güvenebilir miyim? Elbette sultanım. Zamanı gelince benim için bir şey yapacaksın. Biraz tehlikeli ama. Sultanım, sizin için her şeyi yaparım. Önce masa, sonra resimler. Sen kırılma diye sesimi çıkarmadım. Lakin bu fazla aslanım. Hiç hoş karşılanmayacak. Faydasından çok zararı olacak. İbrahim Paşa o sarayda yalnız yaşamıyor. Hatice'm var. Yakında evlatları olacak. Onlara bir zarar gelebilir. Derhal yıkılması, kaldırılması lazım. Aleni put o şeyler. Ben yaşadıkça o heykeller de o sarayın bahçesinde yaşayacak. Her kim İbrahim Paşa'ya veya ailesine bu yüzden zarar vermeye kalkar, karşısında beni bulur. Böyle bilin. Sen bilirsin aslanım. Sana olacakları söylemek benim vazifem. Validen olarak son kez söylüyorum. Hata yapıyorsun. Sanki nefes alıyorlar. Öyle değil mi? Bahçenize renk kattılar paşam. Bali Bey. Matrakçı size iyi yarenlik edebiliyor mu? Sağ olun, pek alakadar. Lakin anlatılan matrakçıdan pek eser yok. Soruyorum, benden geçti diyor. Anlaşılan bir hatun fena halde canını yakmış belli. Maziyi deşmenin kimseye faydası yok. Vakit her acının ilacıdır. Canını sıkmak istemem paşam. Ancak bilmenizde fayda var ki Aşıklar Kahvesi'nde sizinle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Ne diyorlar? Putlar diktirdiğiniz söyleniyor. Bir vakit beraber gidelim o zaman aşıkların yanına. Sohbet edelim bakalım. Ne diyecekler? Geç. Aman dikkat edin ha. En ufak bir şey olursa vallahi hepinizi ipe dizerim. Gel.
Sultan Süleyman Han Hazretleri size masayı hediye göndermiş. Ne hoş. Bunlar nedir? Buna çini deniyor. Her birini tek tek elleriyle boyayıp fırınlıyorlar. Bu rengi elde etmek büyük emek ve ustalık ister. Gördüğüm en güzel mavi. Onun gözleri de bu kadar mavi miydi? Peroke diye diyorsun sen. Affedin prensesim. Ancak söylediğiniz kadar kaba bir adam değil. Bakın sizin için özel bir masa yaptırmış. Sultanım. Hazır mısınız? Evet. Nereye gideceğiz? Nilüfer seni halanın yanına götürecek. Hadi hemen gidelim. Dediklerimi iyice anladın değil mi? Masasının üzerinde deri kaplı bir defter var. O defteri bul getir bana. Yakalanırsan ben göndermedim seni. Bir laf bile etme. Ben korurum seni. Merak etmeyin sultanım. Hadi, göreyim seni. İyo ben demek şehzadem. Eğer İyo'yu kullandıysanız bütün fiillerin sonuna O getirmek zorundasınız. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ben Nenuto Alpadre. Hoş bulduk aslanım. Şehzademiz çok çabuk öğreniyor hünkârım. Zehir gibi maşallah. Ben heykelleri merak ediyorum İbrahim. Nasıl durdular bahçende? Çok görkemli duruyorlar. Ama velakin çarşıda pazarda ahali ileri geri konuşuyormuş. Vien dietro a me. El aşadir legendi. Babam ne dedi? Dante Alighieri'nin eserinden bir söz söyledi şehzadem. Sen beni takip et. Bırak diğerleri konuşsunlar. Bugünlük bu kadar kâfi Mustafa'm. Lakin kaytarmak yok. Sıkı çalışacaksın. Haydi bakalım. Atlarımız hazır mı İbrahim? Hazır hünkârım. Av köşküne gidiyoruz. Ali Bey, neyi bekliyoruz? Biraz dolaşalım, bacaklarım tutuldu vallahi. Biraz daha bekleyelim, belki gelir. Kim gelir? Hah. İşte geldi. Durun ya, beni bekleyin. Siz beni takip mi ediyorsunuz? Estağfurullah, neden takip edeceğim? Takip etmiyorum. İçimden bir ses bu dükkanda çok değerli bir mücevher olduğunu söylüyor. Beyim. Öyle değil mi matrakçı? Yoksa gözlerim mi beni yanıltıyor? Bu karşımdaki dünyanın en güzel gözleri değil mi? Oo, nasılsın efendi? Hoş geldiniz efendi. Hoş buldum. Buyurun babacığım, yemeğiniz. Sağ ol kızım. Kızım mı? Evet efendim, kızım olur kendisi. İsmi Armin. Armin. Beyefendi kimdir acaba? Çok zengin bir tüccardır kendisi. Bir şeyler almak istedi de
Öyle mi? Buyurun efendim. Ne arzu ederseniz. Ne arzu edersem mi? Biz daha sonra geliriz. Bir uğrayalım dedik geçerken. Güle güle. Güle güle efendim. Ne işi var burada? Şimdi öğrenirim hünkârım. Derdi her neyse, onu burada görmek istemiyorum bir daha. Baş üstüne. Signor Gritti, neden geldin buraya? Paşa Hazretleri, prensesten haber almak için gelmiştim. Ne vakit serbest bırakılacak? Hünkârımız ne vakit isterse. Belki de hiçbir vakit. Aman paşam, mevzu çok ciddi. Çok büyük mesele çıkacaktır. Çıksın bakalım. Belki o zaman görürüz ne kadar ciddiymiş. İlaveten bir daha buraya asla gelmeyin. Eğer bir diyeceğiniz varsa bana gelin. Bu ne böyle? Mumbar dolması. Kayos Reyenos. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sultanımız geldiler. Bugün nasılsınız Signora Isabella? Come está usted hoy, señora Isabella? Estoy más feliz que nunca. ¿Cómo puedo no sentirme feliz? Lejos de mi palacio y mi familia. Capturada por los bárbaros. ¿Qué más podría pedir? Me faltaba una mesa. Yo la tengo. Ne dediyse aynen çevir. Hiç olmadığım kadar mutluyum. Nasıl olmayayım ki? Sarayımdan, ailemden uzaktayım. Barbarlar tarafından esir düşürüldüm. Daha ne isteyebilirim ki? Bir masam eksikti, o da geldi. Masayı beğenmediniz mi yoksa? Es que no le gustó la mesa. Mesa. Yo no quiero una mesa. Quiero mi libertad. Ben masa istemiyorum, özgürlüğümü istiyorum. Bir barbardan çok şey istiyorsunuz. Eso es mucho pedirle a un bárbaro. Canım benim. Bak tekme attı, hissettin mi? Evet. Bizi duyabilir mi? Sen konuş. Bence duyuyordur. Adı ne? Hele vida olsun. O zaman karar vereceğiz. Sultanım, Mihrimah Sultan içecek. Müsaadenizle içeriden üzerine bir şey getireyim. Evet, elleri soğumuş. Mihrimah, üşüdüysen içeri geçelim mi? Burası çok güzel ama. Tamam. Yukarı çık, sağ odaya gir. Sandığın üstünde şal var. Thank you.
Ne yapıyorsun sen burada? Yala baktım ama yok. Hey şaşkın, ben sana burayı mı dedim? Affedin, bilemedim. Sultanım niye almışsa seni yanına? Aklın da çalışmıyor belli. Hadi düş önüme. Derslere başladınız mı? Dilimizi öğreniyor mu? Çalışıyoruz paşam. Yalnız pek hevesli değil. Sultan Süleyman. Sultan Süleyman. Dilimizi çabuk öğreneceksiniz. Aprender rapidamente nuestra lengua. ¿Cuánto pago? Benim için ne kadar ödediniz? Bizim çok altınımız var. Ne kadar isterseniz veririm. Yeter ki bırakın gideyim. Öfkenizi anlıyorum. Comprendo su enojo. Lakin iki düşünün, bir konuşun. Sin embargo, piense dos veces antes de hablar. Zira. Y más aún. Karşınızda ne tüccar var, ne de korsan. Cuando frente a usted no se encuentra ni un comerciante ni un pirata. Sultan Süleyman. ¿Ha sido rehén alguna vez? Siz hiç esir düştünüz mü? Estoy muy triste. Keder içindeyim. Sin esperanza. Çaresizim. No sé qué hacer ni qué pensar. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Nadie se porta mal. Kimse kötü davranmıyor bana burada. Soy yo la que se comporta así. Ama ben herkese kötü davranıyorum. Se hace lo que yo diga. Ne istersem yapılıyor. Comidas, bebidas. Yemekler, içecekler. Pero esto no cambia el hecho. Ama bu benim bir esir olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Le ruego que me deje. Sizden ricam serbest bırakılmam. Sé que no lo va a hacer, pero... Bunun olmayacağını anladım. Al menos. Ama en azından... Permítanme salir a... Bahçede dolaşmama izin verin. Lütfen. Deseo respirar. Nefes almak caminar. İstiyorum. Yürümek, ondan atabilmek acabar. İstiyorum. Beceremedim de mi? Buldun mu? Size getireceğimi söylemiştim. Kimse gördü mü seni? Herkes bahçedeyken aldım sultanım. Merak etmeyin. Kimsenin ruhu bile duymadı. Aferin. Çekebilirsin. Zamanında geldin. Bunu hemen Yakup Efendi'ye götüreceksin. O ne yapması gerektiğini biliyor. Bu senin. Aman sultanım, eksik olmayın. Oyalanma, hadi git. Ne bu sultanım? Kitaba benzettim ama.
İbrahim Paşa geliyor. Sadrazam İbrahim Paşa Hazretleri. Paşam hoş geldiniz. Kuşlar uçurmuş. Ne yapalım? Biz de öderiz hesabımızı biter. Bir canım var, onu da alsın. Aleyküm. Aleyküm selam. Duydum ki bahçemdeki heykellerden bahsediliyormuş. Şunu herkes bilsin ki o heykeller Sultan Süleyman Han Hazretlerinin hediyesidir bana. Ganimet olarak bu dinden getirilmişlerdir. Bu böyle biline. Elbette. Moğaç zaferinden dönerken sizleri de unutmadık tabii. Hayırlı günler dilerim. Allah razı olsun. Paşamızdan Allah razı olsun. Allah razı olsun paşam. Paşamız çok yaşa. Allah razı olsun. Allah razı olsun paşam. Topunuza yazıklar olsun. 3-5 altına kiraya mı verdiniz dilinizi? Yakup. Bunu Gül Ağa verdi. Sen ne yapacağını biliyor musun? Bilirim elbet. Siz miydiniz? Beğenemedin mi? Hünkârımızı mı bekliyordun yoksa? Yeter. Çok konuşuyorsun sen ağam. Kes kes. Adamcağızı tehdit etmişsin zaten. Esnaftan ne alıyorsa sana da verecekmiş. Eşkıya mısın be Adem? Kim? Ben mi? Alakası yok. Şeker Ağa yalan mı söylüyor? Söylesene yahu, anlatsana. Ağam, benim ocakta yemeğim var. Ben gitsem... Git git. Sen de sonra konuşacağız. Söyle. Neredeydin sen? Çarşıya gittim. Hürrem Sultan'ın bir şeyler ısmarladıydı. Uydurma, uydurma. Gezip tozuyorsundur kesin. Asıl sensin gezip tozan. Sürekli bir yerlere gidip duruyorsun. Nereye gittin de belli değil. Benim mühim vazifelerim var. Benim de mühim vazifelerim var. Çekil şuradan, çekil. Engel oluyorsun. Nereye? Thank you.
Yüzüm. Tanrım bana yardım et. Bugün İbrahim Paşa Mustafa'ya ders veriyordu. Zaten herkes onunla alakadar oluyor. Kimse Mehmet'i düşünmüyor. Sanki benim oğlum şehzade değil. Alınganlık ediyorsun. Hayır, etmiyor. En başta İbrahim. Mehmet'in yüzüne bile bakmıyor. Varsa yoksa Mustafa. Senin İbrahim'le derdin nedir? Ben şey... Söyle, nedir bu öfke? Öfke yok. Oğlum üzülüyor. Bana geldi, anlattı. İbrahim beni sevmiyor dedi. Mustafa İbrahim'in elinde büyüdü. Ona düşkün olması doğal. Mehmet de büyüyünce onun da en büyük hocası İbrahim olacak. Daha başka şikayet duymak istemiyorum. Hiç kimse şehzadeleri ayırmaz. Ayıramaz. Ciğerlerini parça parça edecek. Ölümü yavaş yavaş gelecek. Defterim nerede? Nigar kalfa kaldırmıştır bir yere. Ah! İyi misiniz? Geçti. Geçti. Bir an yokladı sadece. Bunu hemen saraya Gülağa'ya götüreceksin. İtina et. Zinhar kimse dokunmasın içindekine. Getirtmeyin beni oraya! Vallahi kırarım kemiklerinizi! Dağılın! Şeker ağa.
Demek beni şikayet ettin Sümbül'e. Ağam, vallahi billahi benim bir günahım yok. Canım çıksın ki ben de arada kaldım. Canın çıkar inşallah. Canın çıkar inşallah. Hele benim payımı verme. Senin o göbeğini ortadan ikiye yarmıyor muyum? Hadi git şimdi. İşine bak. Gülağım. Ne var? Prensesim, bütün gün kalkmadınız yataktan. Hasta mısınız? Söyleyin. Niye kalkayım? Neden gelmiyor kimse? Neden kurtarmıyorlar bizi? Daha ne kadar burada esir kalacağız? Ya hep burada kalırsak? Eğer öyle bir şey olursa kendimi öldüreceğim. Söylemeyin böyle. Tanrı sizi korusun. Yok Türkçe. Yok. O yüzden gelmedim sinyora. Birlikte dışarı çıkacağız. Dışarı mı? Bırakıyorlar mı beni? Hayır. Bahçeye ineceğiz sadece. Süleyman mı geldi yoksa? Hazırlanın lütfen. Sultanların en naddesi. Yakup Efendi göndermiş. Kimse gördü mü? Zinhar. Mermer köşkünü oradan bizzat kendimi aldım. Yalnız hiç kimse açmasın diye tembih etmiş. Bir tek sultanın vereceği kişi dokunmalı demiş. Anladım. Kime vereceksiniz sultanım? Sana ne? Ben şey diye dedim, götüreyim vereyim diye. Ben veririm, sen çek. İbrahim, şimdi sen benim gözümün önünde eriyip gideceksin. Destur! Que pasa? Me llevan a algún lugar? Beni bir yere mi götürüyorlar diye soruyor. Hünkârımızın prensese hediyesi. Un regalo de su excelencia a la princesa. ¿Puedo montar? Ne diyor? Binmek istiyor. Ata Erlin. Sultanım hoş geldiniz. Hatice Sultan arasında mı? Hayır, bahçedeler. Paşamız da yanında. İbrahim burada mı? Sultanımın sabah kötüydü. Middesi bulandı. Arada sancılandı. Şimdi nasıl? Daha iyi. Paşamız onu yalnız bırakmak istemedi. İyi. Nilüfer sen onu mutfağa götür. O ne? Şeker Ağa sultanımızın sevdiği tatlıdan gönderdi. İbrahim, iyiyim. Hadi gidin siz. Bugün hiçbir kuvvet beni sizden ayıramaz. Sultanım. Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım, paşam.
Sultanım, şimdi duydum. Neyiniz var? Dün geceden beri biraz kötü hissediyorum kendimi. Bebeğime bir şey olacağından korkuyorum. Sultanım, hekim kadını duydunuz. Kötü bir şey yok. Sadece istirahat etmeniz gerekiyor. Bu aylarda dikkatli olmalısınız. Geç otururum. Çocuklar nasıl? Hepsi iyi. Mihrim'e gelmeyi çok istedi. Getirseydin keşke. Sizi yormasını istemedim. Malum çok hareketli. Paşam, siz nasılsınız? Sağ olun. Siz? Afiyettesinizdir inşallah. Huzurlu olmak için elimden geleni yapıyorum. Hürrem. Validem rahatsızlandığımı duymasın. Ziyadesiyle etkiler... Sultan. İyi misiniz? Geliyor. Bebek geliyor. Hekim kadını çağırın. Nefes alın, nefes. Sultan. Derin nefes. Yanınızdayım Sultan. Derin nefes. Yanınızdayım. Sakin olun. Beni yarı yollayın, saraya haber versin. Sakin. Sakin, yanınızdayım. Yanınızdayım, sakin olun. Seni burada bırakmayacağım. Senyora. Korkma. Melek, söyle ona fazla Irak'a gitmek yok. Buralarda dolaşacak. Senyora, no de behalerse. Montara por esta zona. Bunlar da benimle mi gelecek? Evet, emniyetiniz için. Thank you.
sultanım. Metanetinizi koruyun sultanım. Bana ver. Bana ver. Altın saçlı oğlum.